Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda avokado fidesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi bu elimizde görmüş olduğunuz avokadonun, yeşil avokadonun çekirdeği. Öncelikle yapmamız gereken avokadonun çekirdeğini çıkarttıktan sonra 1-2 gün kabuğunun kuruması için bekletmek. Ardından bu çekirdeğin kabuğunu soyacağız. Gördüğünüz gibi önce çekirdeğin kabuğunu bu şekilde soyacağız. Gördüğünüz gibi soyma işlemi tamamlandı arkadaşlar. Kabuğunu soyduk çekirdeği. Şimdi yapmamız gereken bu çekirdeği çinlendirmek için etrafına arkadaşlar 4 adet kürdanla sabitliyoruz. Buradaki maksat çekirdeğin tamamını çinlendirmek için suya gömmemek. Sadece alt kısmını gömeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi etrafına 4 adet kürdan taktım. Ardından bunu şu şekilde, dibi suda kalacak şekilde bir çay bardağına oturtuyoruz. Bu şekilde yaklaşık arkadaşlar bu 1 aya yakın bekleyecek. Bu geç çilleniyor. Yaklaşık işte 20 gün, 1 ay civarı suyun içinde bu şekilde beklemesi gerekecek. Bu süreçte zamanla su azalacak. Su azaldıkça arkadaşlar takviye etmeniz gerekiyor. Su ağzına kadar dolu olsun. Sonuçta çillenmesi gereken yeri suyun altında bıraktık. Geri kalan yeri suyun üzerinde bırakmış olduk. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz avokado çekirdeği ben yaklaşık 20 gün önce bunu hazırladım. Şimdi sudan çıkartalım. Şurayı fark ettiyseniz arkadaşlar tam dip kısmını çillendiğini göreceksiniz. Yani şuradaki beyazlık oluşan kısım bunun çillendiğini gösteriyor. Artık bunun kürdanlarını çıkartabiliriz. Bu toprağa ekilmeye hazır vaziyette. Saksımızı alıp dibine bir miktar toprağımızı ilave edelim. Ardından çillenmiş kısmı alta gelecek şekilde toprağa oturtturalım arkadaşlar. Ve üzerine toprak koymaya devam edelim. Topraktan üzerine örtelim. Gördüğünüz gibi toprağımızı koyduk. Çok fazla bastırmadan, çok aşırı bastırmadan arkadaşlar toprağı düzleyelim. Tamamen çekirdeği kapatacak şekilde toprak olması gerekiyor. Arkadaşlar son olarak yapmamız gereken şey suyumuzu ilave etmek. Avokado çekirdeğimiz gördüğünüz gibi toprağımızın altında artık fide olmaya hazır vaziyette.
Tahminim 3 ay içerisinde arkadaşlar gözle görülür bir fark olması gerekiyor. Çillenmesi, toprağın üzerine çıkması gerekiyor. Ben bu çekirdeğin fideye dönüştüğü takdirde tekrar çekim yaparak bunu sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.